Gençler bir şey soracağım size agalar. Size de sorayım. Ben size hiç sub hikayesini anlattım mı? Yok abi anlatmadım. Hiç mi? Hiç konuşmadık mı lan bunu? Yok abi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Peki bir şey soracağım. Trojan hikayesini biliyor musunuz? Trojan nedir? Ne yapar? Falan. Evet. Duydunuz mu öyle bir şey Evet abi. Trojan ne yapıyor abi? Bilgisayara sızıyor. Verilerini karşı tarafa veriyor sonra. Sızdırıyor. Tamam peki ben... ke kendi başına mı sızıyor yoksa başkası sen mi gönderiyorsun? He. Hmm. <laughs> 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 Siber güvenlikçi baba yiğit açıklığı bana verdiniz AIG'ye vurdu mikrofon <laughs> <laughs> Kıvranıp duruyorum. Hadi hadi. Ne hadi. Mi? mikrofonu. Gizlenip girmiyorum abi bilgisayara. Ben de lütfen de şey ba, değilim. Bak ba şu ba civanda böyle karizmatik giriş ya. Gizlenip giriyor ya. Yok abi gizlenip girmiyor. Evet ama güzel deneme. Değil. Bakayım. Neon Barış. Ben <laughs> de <o zaman> <laughs> Gizlenme var. Ama kendi başına girme yok. Oo neon afk ya. Böyle iş mi olur ya? Bir su içmeye gitmiştim geldim. Diyorum ki trojan nedir? Cevap ver. Karşıdaki bilgisayarda komut çalıştırmamı sağlayan bir hede. Tamam. Peki bu hede bilgisayara kendi kendine mi gidiyor? Sen mi koyuyorsun içine? Yani ben koyuyorum. Genelde. <laughs> Sen... <gö> <laughs> Terbiyesizim. <elim. gülüyor> Sen gönderiyorsun değil mi? Okey abi hikaye şu. Trojan dediğimiz olayda millete yediriyorsun tamam mı? Bir şekilde gizlediğin işte resim mesim falan filan bilmem ne diye millete yedirdiğin bir arkadaş. Şimdi o zaman çök baba ben size sub hikayesini anlatayım. Tamam mı? Bak şimdi bak. Çök size bir hikaye anlatacağım. Şimdi yıl 1999. Dıdım dıdım dı dıdım. O zamanlar Bilgi Üniversitesi'ndeyim abi. Arkadaşlarla takılıyorum. Tabii o zaman yıllar içerisinde 93-94'ten beri gelen böyle bir fırlamalığım mevcut. Ve işte ben 97'de Bilgi Üniversitesi'ne ilk girdiğimde Bilgi Üniversitesi'nin bilgisayar kulübü kurmak istemiştik. Buna karar vermiştik falan filan. Biliyorsunuz hani size geçenlerde bu AI çıktı ya 90'lı yıllarda nasıldık falan filan diye. Herkes kendi şeyini koydu. Ben de gittim kendi aslanlar gibi 90'lı yıllarda nasıl olduğumuzu fotoğraflarını koydum. Yaşlı bir birey olarak. Hatırlıyor musunuz? Instagram'da koydum böyle. Direkt vurdum masa yani. Ha işte o 90'larda gördüğünüz o şapkalı adam bendim. Tamam <laughs> mı? O zaman da şapka takıyordum ama saçım vardı. Aradaki en büyük fark o. Neyse abi şuna geleceğim. Bu 90'larda işte ben böyle işlerle meraklıyım bilmem ne takılıyorum ediyorum o zamanlar dedik ki biz bir bilgisayar kulübü kuralım. Gittik abi bilgisayar daire başkanı bölüm başkanı hanımefendiye. Şimdi ismini söylemeyeyim ama kendisi bilir ona da buradan selam olsun. Şimdi Mur Muratçım burada yok mu Muratçım? Heh Muratçım da yokken rahat rahat konuşalım. <laughs> Neyse ondan sonucuma gittim ben abi dedim ki biz dedim bilgisayar grubu kurmak istiyoruz. Sizleri kimsiniz? Ben anlattım işte. Dedim ben işte süper online'da takılan Lunis. Bir dakika dedi. Buyurun dedim. O Lunis bizim bildiğimiz Lunis mi dedi. O zamanlar Nick'in başkaydı da şimdi çaktırmamak için öyle söylüyorum. Evet dedim. He sen olsun yani dedi. Evet dedim. Sen bir otur bakayım şöyle dedi. Ben dedim ki aha sıçtık. <laughs> Daha okula girdik yıl 97 patladık tamam mı? Direkt dakika bir gol bir. Yandık anasını satayım tamam mı? Direkt böyle kafadan başımıza iş alacağız. Dedi ki gel dedi biraz konuşalım seninle dedi. Dedim tamam konuşalım yani şey yapacağız. Siz dedi ne yapacaksınız dedi. Niye böyle bir niyetiniz var? Neden açıyorsunuz işte kulüp falan? Dedik işte hani böyle bir kurtlandık. Gidelim bir kulüp açalım. Öyle takılalım falan filan dedik diye düşündük dedik. Tamam dedi falan. Neyse biz kulüp açacağız. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Ben 4 yıl kaldım o okulda. Kulüp açılmadı abi. <laughs> <laughs> Hiçbir şekilde o bilgisayar kulübünü, ne tüzüğünü yazabildik, ne bir çalışmasını yapabildik. Biz o işi bir türlü baş başaramadık. Başaramadık. Neyi başaramadık? Neyse işte. Ama dedik ki hani başka şeyler falan. bizi çok güzel bir arkadaş grubu oluşturduk. Burak diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle güzel bir tayfa. Ondan sonra arada 97 yılı güzel bir ekip kurduk böyle aydata tayfasıyla falan. Çok güzel ARC'ciler, muhabbet falan efsane devam ediyor. Ondan sonra 98 aynen devam. 99 olan Abi... 99 mu? 98'in sonlarına doğru mu? Ne falan? Benim elime bir tool geçti. Sub-7 diye bir tool. O zamanlarda çok net bilmiyoruz. Hani sağda solda duyuyoruz bir takım Trojan şeylerini falan filan ama çok net değiliz. Şu anda da çok net hatırlamıyorum ama şunları söyleyince belki hatırlarsınız agalar. Back Orifice diye bir şey duydunuz mu? Yaşımız yetmedi galiba. Tamam. Be, be, peki, NetBus diye bir şey duydunuz mu? Bunu duydum ama neydi? Tamam. Netbas'ı falan herkes çok duymuştur. Çünkü Türkiye'de çok popülerdi Netbas. Netbas daha böyle 2000'lere doğru, 99'un sonuna doğru çıktı. Yani Sub7 onların atası. İlk çıkan Sub7'dı yanlış hatırlamıyorsam tamam mı? Yanlışsam düzeltirler zaten. Sub7 ilk çıkan da abi. Olayı şu. Trojan. Trojan'ı da şöyle çalıştırıyorduk. Netbus'tır, Backorify'sır falan ekran görüntülerini falan alabiliyorlardı. Şöyle bir olayı vardı bunların. Karşı tarafa bir şekilde bunu yediriyordun, gönderiyordun. Onu download ediyordu o dosyayı. Çalıştırdığı anda o bilgisayardan senin bilgisayardan bir kapı açıyordu bu uygulama. Tamam mı? Trojan dememizin sebebi de bu göndereceğin dosyayı farklı bir şekilde isimlendirebiliyordun. Bir JPEG dosyası gibi gösterebiliyordun. Bilmem ne gösterebiliyordun falan fıstık. Bizim de o zamanlar bunu yedirmek için en çok kullandığımız metot şuydu. Hızniki alıp IRC'ye giriyorduk abi. <laughs> Ondan sonra adam bizi karşı taraf bize aa resmini göndersene dediği zaman ah ah buyur diye pat diye çakıyorduk tamam mı? Akıllı da tabii o bilgisayarın başında Allah deyip bir tıklıyordu böyle. Kök makine bizim oluyordu abi. Makine bizim oluyordu derken de sub falan yapabildikleri biraz bayağı bir limitliydi. İşte adamın şifrelerini, parolalarını, bilmemlerini falan filan çalmaktan ziyade işte 3-5 tane adamın CD-ROM'unu aç kapa, bilmem ne yap, bilgisayarını kapat, orasını çalıştır, bu dosyasını aç, bilmem ne yap, işte uzaktan bir komut çalıştır Windows'u, DOS ekranında falan gibi bir takım yetenekleri vardı. Neyse ben şöyle anlatayım olayı. Dedim ki ben bu uygulamayı yazan herif kim? Bu sub ile için konuşuyorum. Netbus'la falan Backorifice'la çok uğraşmadım ama sub çok takmıştım kafayı. Dedim bunun bunun yapan adam kim? Ben bunu bir bulayım falan. İşte Dalnet var, Undernet var, bilmem ne var böyle bir sürü IRC var yurt dışında. Onlardan bir tanesine gittim. Ondan sonra onun bir tane şey var. Hacking diye bir kanal var tamam mı? O kanala girdim. İzliyorum abi sadece. Böyle günlerce, gecelerce orada böyle konuşulanları izliyorum. İşte tool paylaşıyorlar, bilgi paylaşıyorlar, okuyorum. Ne anlatıyor bu herifler falan. İşte İngilizce dinliyorum, izliyorum, okuyorum, öğreniyorum. Bayağı da bir faydasını gördüm tamam mı? Ondan sonra abi arada bir tane muhabbet görüyorum böyle falan bir tane eleman var baya bir yardımcı oluyor falan ve şeye bağlıyor muhabbeti. Geliyor geliyor getiriyor. Sub-7'ı kullan bak çok daha kolay falan filan deyip çıkıyor işin içine. Ben de o kadar dikkat etmiyorum. Bir tanesi bir gün bu adama şey dedi. Oğlum sen de kendi yazdığını sürekli söylüyorsun millete falan filan dedi. Aha dedim buldum adamı. Gittim adama diye işte o zaman şey var özel açma hikayesi var yani böyle özel konuşabiliyorsun. DM atar gibi düşünün. Gittim DM attım diyeyim. Tamam mı? Ondan sonra konuşmaya başladık. Adamın iki Mobman. Tamam mı? Hmm. Mob var ya hani. Mafya mobları. Oradan falan filan. Hatta şey demiştim ben. İşte bu nick nereden geliyor ya? Mobman ne demek falan filan diye sormuştum. Herif, herif şey demişti bana. Benim çok sevdiğim bir tane rap grubu var. Oradan geliyor. Bug Mafya diye bir rap grubu var. Oradan geliyor bunun adı falan diye. Romanyalıymış şerif işte. O dedim ben de Türk'üm falan filan. Hatta muhabbet oldu işte yakın bakım falan filan diye. Hatta ondan sonra ondan beri de ben mesela Romanyalıları severim abi. Bu özellikle Can aslında falan. AWS'te bir tane arkadaşım var. Çok seviyorum. O da Romanyalı mesela. Ondan sonra Microsoft'ta EMEA'den bir grubun içerisindeydim. Onun için bir eğitim yapılmıştı. Orada en çok Berle, şey Münih'e gitmiştim. Orada en çok mesela Romanyalı tayfayla eğlenmiştim. Hani daha bana yakındı falan kafa olarak. O yüzden ben böyle Romanyalıları bir severim yani tamam mı? Halk olarak böyle bize çok benzerler ondan dolayı vesaire. Neyse konuyu da fazla dağıtmayayım. Neyse abi biz adamla tanıştık muhabbet ettik falan filan. Güzel o sohbet muhabbet falan. Neyi de yazdım falan Delphi'de yazıyorum falan. Abi dedim Delphi'nin dedim bunun sıkıntıları var yani Delphi ile bunu yazman soket açman falan zor olmuyor mu falan. ya dedi işte ben ona göre yazıyorum kendime göre şeyleri yapıyorum falan. O zaman işte 19 yaşında falan adam yani. Benle, benle yaşıt 3 aşağı 5 yukarı tamam mı? Akranımız da aynı zamanda. Abi ben de o dönemler acayip Delphi'ye sarmışım. Biz bu arada okuyoruz, konuşuyoruz. İşte Delphi ile ilgili soket nasıl programlarız. İşte Winsock var. Winsock'tan açmaya çalışıyoruz. İşte 97 yeni çıkmış bilmem ne olmuş. Windows'un yeni versiyonları üzerine geliştirmeye çalışıyoruz falan. Ondan sonra Sub7 ile ilgili yaptığı mesela feature'lar falan oluyor. Onları falan paylaşıyordu mesela. Anlatıyordu o kanal içerisinde falan filan. Kanal tabii büyüyor. Her geçen gün insanlar Sub7 kullananlar geliyor. Soru soruyor bilmem ne yapıyor falan filan. Ben şey demiştim hatta. Niye kendini hani tanıtmıyorsun ki programın içerisinde? Hani bir tane introda veya ekstrada koy kendini tanıt falan. Hatta koyduğum koymadım sonradan versiyonlar içerisinde bilemiyorum. Çok uzun son. sonra zaten NetBus falan ürüyünce NetBus'a falan döndük. Daha güzel şeyler yapabiliyorsun falan diye. Ben ondan sonra bıraktım muhabbeti. Ama hikaye böyle bir muhabbet döndüydü. Hatta ilk zamanlar şeydi böyle kırmızı bir tasarımı vardı bunun. Ondan sonra mavi mora falan döndü böyle tasarımları. Yine de baya güzeldi yani. Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında mı 2002 yılında mı ne ya. Ben askere gittiğimde zaten artık Sub7 hiç kullanılmıyordu. Ondan sonra da bitti galiba. Ne oldu ne bitti bilmiyorum falan filan. Ama şeyi hatırlıyorum mesela. Ben askere gitmezden önce şey muhabbeti olmuştu abi. Bunun böyle 1448 demine başlayan bir tane numara vardı içinde. Key, master key gibi kodun içerisinde. Bunu buldular. Ondan sonra şey yaptılar abi. Aha herif bütün istediği makinalara bu key kullanarak girebiliyor. Çünkü makinenin IP adresini veya işte atıyorum her bağlandığın makine bir key üretiyordu. Sen o key numarasını yazıyordun. Aynı bugün hani bizim remote desktop bağlantısı yaptığımız uygulamalar var ya. Mouse'u falan ele geçirdiğin hani. Onlar gibi düşünün abi. Bir key yaz yazıyorsun password yazıyorsun, küt karşıdaki makineyi ele geçiriyorsun ama ekranını ele geçiriyorsun ama karşı tarafa haber yeni versiyonunu düşünün. Yani bugün remote desktop ne, ne var böyle uygulanan? TeamViewer var. TeamViewer <laughs> ha. Aynen mesela Team abi tamam mı? Anydesk'in bilmem neyin Team atası gibi düşünün bunu ama kötü amaçla yapılan versiyonu düşünün tamam mı? Böyle, böyle bir sistemdi bu. Abi bir tane master key olduğunu düşünün tamam mı? Bütün install edilmiş makinalara bağlanabilmeni sağlıyor. Çünkü makineları listeleyebiliyordun. Hangi makinalara yedirdiğini görebiliyordun abi. Ve makine internete bağlanıp yeni IP aldığı zaman da gelip kendini selamlıyordu Sub7'da. Tamam Böyle, böyle, böyle bir durum vardı yani. Yanlış hatırlamıyorsam ha bak çok uzun 30 yıl geçti üstünden. 25 yıl geçti hatırlamıyorum her şeyi çok net. Ama böyle böyle şeyler vardı diye hatırlıyorum. Ben bazen net falan da karışıyor arada. Öyle, olur o kadar öyle şeyler. Hepinizi yaşından büyük ol anlattığım olay tamam mı? Doğrusunu bilen gelsin yazsın. Abi böyle değildi böyleydi falan filan diye. Biz de hatırlarız ona göre. Ama mevzu bu böyle dönüyordu tamam mı? Abi herifin Master Key koyduğu ortaya çıkınca bu hacker camiasında diyeyim ben size. Herif bir patladı. Nasıl ama biliyor musun? Repütasyon büyük gitti. O zamanlar ICQ vardı. ICQ hatırlıyor musunuz? Eee uh -oh falan diye. Mesela mesaj atma ICQ falan. Hiç ICQ kullandınız mı lan agalar siz? Yok abi. <laughs> Oğlum o zamanlar bizde şey yoktu. Sen söyledin böyle Discord Discord yok tamam mı? Konuşmak için ICQ'yu açardık. ICQ'dan böyle bir numaram vardı. Tamam mı? Telefon numarası gibi. ICQ'nun bir tane şeyi vardı abi. Listesi vardı böyle kullanıcı listesi. Şey yapardın ona mesela. İstanbul female işte hepsini getir. İşte atıyorum şu yaşta şu bölgede mesela. Kadıköy İstanbul yazan female'ların hepsini getir. Semt semt gezerdik böyle. Listeleyip işte hatun var mı? Gördüğüne mesela Selam ne haber diye. Düşünsene abi hiç tanımadığın biri Jört diye sana mesaj atabiliyor. Bilgisayarına falan. Aynı bugünkü WhatsApp muhabbetleri gibi tamam mı? Ben bilmem nereden iş alım sorumlusu Can ne falan diye. <laughs> Onun gibi mesaj atabiliyorsun yani. Böyle salak salak şeyler yapıyorduk. Neyse işte abi gençlik o zamanlar kanımız bir deli akıyor. Böyle farklı siber alemlerde farklı şeylerin peşindeyiz. Öyle, öyle bir olay yani tamam mı? Abi adamın koyduğu master key var ya. O master key abi aslında başlayan numarası herifin ICQ numarası numarasıydı. Ben oradan uyandım. Ondan sonra 7 haneli bir HTTP numarası vardı bunun. Aa dedim bu senin o numaran. Adamla ondan sonra bunu sordum. Niye bunu verdim? Böyle bir şey yaptı falan filan. Şey dedi hatta yani işte kaldırmak gerekir. Yanlış yerlere yüklenmiştir. Başım belaya girmesin falan filan dedi ama ben bugün de aradan 25 yıl geçti. Hala inanmıyorum abi böyle bir şey olduğuna. Tamam tamam. inandım. Ya, tamam. Ben o konuda şunu söyleyeceğim. Bu uygulama sayesinde abi hani insanların bir seviye atladığı noktalar vardır tamam mı? Hani bir noktadan yola çıkıp bir konuda merak salarsın da bir yerden sonra olay bambaşka bir noktaya gider. Hani şunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım dediğiniz nokta var ya. O anlardan biridir mesela benim bu Mobman'le tanışıp olayı incelemem adamı. Bir de bir de bir de enteresan birkaç şey daha var mesela. Sadece bu da değil. Benim hayatımda dönem olan olaylardan biridir bu. Birkaç tane daha dönem olan olay var. Mesela Hackers filmi. Onu anlatmışımdır bin kere. Hackers filmi benim için çok önemli bir dönemdir. Yani bu dönemsel olarak bambaşka nokta. O zamana kadar sadece işletim sistemleri, network yapıları ve işte switchler bunların birbirleriyle etkileşimi vardı benim hayatımda. Hackers filminden sonra malware, yazılım yapma, ne gibi şeyler var, arkasında dönen muhabbetler neler? Bunlara ilgi duymaya başladım. Ondan sonra kablonet olayını falan anlatmıştım bu kanalda. Daha evvelden anlattım. Siz de hatırlıyorsunuzdur herhalde onu da. Anlat attım onu size. Değil mi? Tamam. Onu anlattım ama. Heh, tamam. En son daha ziyade arkadaşlara şaka yapmak için kullandığım kısımdı bu. Özellikle Sub-7 kısmı ve NetBus ve Backorifice kısmı. Hep böyle ufak tefek şakalar için falan kullandım. Artık böyle yavaş yavaş elimi çekip ben artık bu işlerden çekeyim biraz daha işin güvenlik tarafına gideyim falan filan derken işte o son bir kablonet muzurluğu. Ondan sonra yakalanma. Ondan sonra da hadi abi kapat as artık dükkanı. işin başına geç. Secure yap. Tamam mı? Böyle şeyler yap falan filan diye. Ona döndürdüm kafayı. Bu olayın en büyük influansı bunun Delphi'de Delphi tamamen işte Pascal'cılar işte ondan sonraki yazılımcılar vesaireler CG'ler falan tarafından Delphi ve Visual Basic'çiler falan tarafından da aynı şekilde Delphi beceriksiz bir dil olarak adlandırılıyordu abi. Çok tırt bir dil olarak adlandırılıyordu. Delphi'nin böyle olmadığını gösteren çok güzel örneklerden bir tanesidir bu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Eğer Korhan bunu izlerse Korhan kimden bahsettiğimi Korhan biliyor. Korhan kendini bilir. Korhan bunu izlerse bana düzelsin veya Korhan'ı tanıyanlar Ahmet Reşat birini seyrediyorsanız ve hatırlarsanız bana hatırlatın abi. Veya alta yazın bilsin insanlar. Ama yanlış hatırlamıyorsam agresor da Delphi ile yazılmıştı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama emin değilim. Valla Delphi'di ya. Neyse. Çünkü şeyi hatırlıyorum. Yani oha Delphi'de... bu da yapılabiliyor dediğimi hatırlıyorum yani. Tamam mı? Ama çok emin değilim. Acaba modülleri arasında Delphi olmayan şeyler mi vardı? Çok emin değilim. O ekipte olmadığım için agresor tayfada çok içinde hatırlayamıyorum şu aşamada. Neyse bu aramızda olan bir şey bu gizli bir bölümdü. Özür dilerim videoyu bütününü bozmuş olmayayım. Askerdeyken şey görmüştüm canolar. Bak ben size bunu bunu hiç söylemedim. Abi bir tane komutan Delphi'de firewall yazdı. Yazmış daha doğrusu. Personal yani Windows'a kurulan firewall'lar vardı. O zamanlar Black Ice falan vardı. Çok ünlüydü. Tamam mı? Adam onun benzerini yazmış. Tamamen yerli üretim. Yerli ve milli. Vay anam demiştim ya bu ne güzel bir teknoloji. Yani o mesela benim için Delphi'ye bakış açımı değiştirme anlamında çok çok önemli bir aşamaydı yani. Öyle bir şey yazılabildiği falan. Ondan sonra Priority One'ı yazdıydı Korhan ama onu da Delphi ile mi yazdı neyle yazdı onu da bilmiyorum. Korhan görürsen abi anlat. Yaz alta bir yerlere ben de göreyim. Neyse yani böyle böyle şeyler falan vardı. Delphi çok güzel bir dildi. Halen daha çok severim yani. Keşke devam etseydi de bugün bizler de paylaşırdık. Bugün öyle yani içimden geldi canolar böyle bir anı anlatayım dedim. Aklıma geldi. Çünkü şey 2021 yılında Sub7'ın Legacy versiyonunu çıkardılar. Twitter'da falan eski Sub7'ın kaynak kodları falan yayınlandı. Twitter'a girip Sub7 Open Source falan yazarsanız Google'a falan. Ben de tam ona bakıyordum abi. Kitapta ee, var. Va va vardır abi. Yeni yayınlandı. Onları görünce böyle bir nostalji oldum. Ondan sonucuma öyle bir anlatayım dedim. Öyle yani eskiden güzeldi be üniversitede. Valla. Filinta gibi saçlı maçlı bir abi böyle. Çıkı çıkı. Aklımız alınıyordu ama tabii. <laughs> <laughs> o neymiş bu neymiş diye mıncık 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 mıncık. Sonra aman abi. Abi yapmayın abi. <laughs> Uykusuz geceler. Ah geceler. <gülüyor> geceler. <gülüyor> Direkt Çok da biliyorum oğlum öyle duvarlara bakıp bakıp. Anam yarın beni dikecekler diye. <laughs> öyle, böyle çok baktığım olmuştur yani. Lan Murat'ın sesini mi duydum ben? Evet. Anam amirim saygılar. Rezil <laughs> ettim şu anda. Abim saygılar abim. A var mı emrin arzun abim? Kusura bakma abi. <laughs> ee, bu video son videomuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Yapımda ve yayında emeği geçen herkes adına. <laughs> Kolpalıkta sınır tanımayan Can olarak <laughs> yine bir kolpa hikayesi sıktım size falan diye böyle. <laughs> böyle kapatıyormuşum oğlum ben videoyu düşünsene. <laughs> Neyse. İşin güzel yani. işte böyle böyle bir hikaye duyunca şey oldum. Gaza geldim. Öyle bir nostalji anlatayım dedim. Paylaşayım dedim. canalar sizde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aa Altuğ da gelmiş. Altuğ lan sen biliyor musun şeyi? Back Horrify'sı. Net Boss'ı. Sub 7'ı. Yok abi bilmiyorum. Ya. Püh. bir de Pentester olacaksınız. Yıkılın lan karşımda. Ah, Allah'ım ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum bak bunlar sizin mesleğinizin atası lan atası. Bak ben bunlarla oynarken Türkiye'de siber güvenlik camiası yoktu tamam mı? Bak ben size söyleyeyim. Siber güvenlik camiasını anlatıyorum size. Bak ben bunları yaparken yıl 2000 siber güvenlik camiasını sayıyorum size. Hazır mısınız bak gençler? Hazır mısınız lan? Heh, Hazırız. Tamam. Hazırsız. Bir. Şimdi yalnız bundan sonra bir oley duymak isterim. Tamam geliyor çünkü. Ama terman da burada olması lazımdı. Neyse. Murat Lostar. Tamam mı? Oley. Oley. İki numara Burak Dayıoğlu abi. Pro G o zamanlar. Ki adıyla Burak Dayıoğlu abi. 3 numara hemen hemen söylüyorum bak. Kaç kişiyiz bak hep topu bu kadar siber güvenlik camiası Türkiye'de. 3 numara Adeo Halil Öztürkçi. 3 numara o. Adeo Adeo yok o zamanlar. O zamanlar bilgi adamda eğitmen Halil. Tamam mı? 3 numara bu. 4 numara bu biraz yarımdan tam. Tam değil de yarımdan tam. Yani o zamanlar böyle kafasında var herhalde. Öyle bir plan yapmış çünkü 2003-2004'ten itibaren direkt fıtı 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 çok ünlendi ve bilinir hale geldi. Yani 5 yıl içerisinde bu noktaya gel gelmesi için o dönem ben tanımıyordum ama muhtemelen bu işin içindeydi. Huzeyfe Önal. Bir de can değer var. Ertan Kurt var. Altı. İşte Hasan vardı bir tane. IRC'den tanıdığım. Med. Asaydın iki. Asa pardon. Asa. İki üç tane daha adam vardı. Yani toplasan 10 kişiydik abi. Bütün siber güvenlik camiası Türkiye'de. Hadi sizin güzel hatınıza 20 olsun. <laughs> bu kadardı lan bütün siber güvenlikçi dediğin. Yani hacker dediğin. Siber güvenlik diye bir kavram yoktu o zamanlar da. Hacker dediğin. Yani sistem hacklemeyi bilen adam. Abi, bu kadar. Saydıkların siber güvenlikçi Şampiyonlar Ligi videosunda olanlar çoğu zaten. Evet aynen aynen. Eski eski video vardı evet. ya orada, oradaki tayfa işte. Benim de bu adamlar 99 2000'den falan beri arkadaşım hani bu saydıklarım. Ondan sonrakiler zaten hep sonradan gelenler. Yani genç zımba gibi arkadaşlar. Hiçbir lafım yok ama hepsi sonradan gelenler yani. Ondan sonrakiler bayağı baya iyi. Mesela Huzeyfe'yi ben 2005'te falan gördüğümde işte Mert Huzeyfe ondan sonra birkaç kişi daha vardı. Ya bizim sayımız 20 değildi 50'ydi o zaman. Mesela bugün bildiğiniz hiç kimse yoktu o zaman. Bu adamlardı yani piyasada iyi olanlar, bilinenler falan filan. Neyse öyle bir gönderme de yapmış olalım geçmişe. Selam çakalım hepsine. Mesaj atarız sonra Twitter'dan. Bak lan videoda senden bahsettim falan diye. <laughs> Hepinize selam olsun. Şş, hadi ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Çalışmaya devam canolar. Çalışmayan ekmek yok. Vay be 25 sene olmuş lan. 25 sene. bayanasını. anasını. Hadi bakalım 25 sene sonra görüşürüz inşallah. <laughs> hadi kaçtım. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.